Bugünkü konumuz motivasyon. Yani gaza gelmek. Yani dolduruşa gelmek. Bu motivasyonun aşırı derecesi, fazlası ne kadar zararlı olduğunu, kendinizi bu konuda nasıl ayarlayabileceğinizi, gerçek motivasyon nedir, hedefe ulaşmak için asıl neye ihtiyaç var, bunu anlatmak istiyorum. Ve bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de doğru bir şekilde motive olursunuz, doğru bir şekilde hareket eder, arzuladığınız hedefe ulaşırsınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunu en güzel anlatan bizim Kartal Tavuk hikayesi var. Oradan biraz metafor vermek istiyorum. Yani örnek vermek istiyorum. Orada biliyorsunuz bir kartal vardı ve kendini tavuk zannediyordu, değil mi? Onu ikna etmişlerdi. Onu tersine motive etmişlerdi. Onu hipnoz ederek ona yıllarca sen tavuksun dediler ve o şekilde inandı ve kendini tavuk zannederek tavukların arasında yaşamaya başladı. Sonra yıllar sonra kartal geldi onun yanına, değil mi? Burada size görsel olarak da anlatabilirim. Şimdi kartal geldi. Kendini tavuk zanneden, tavukların arasında yaşayan kartalın yanına geldi ve dedi ki senin bunların arasında ne işin var dedi. O kartal, yani kendini tavuk zanneden kartal da ben tavuğum dedi. Ve sonradan gelen kartal bir kahkaha attı. Sen kartalsın, tavuk değilsin. Seni sadece hipnoz etmişler, sana inandırmışlar. Bir adama 40 kere deli dersen deli olur hesabı. Sana da yıllarca tavuk dendiği için sen tavuk olduğuna inanıyorsun. Aslında sen kartalsın dedi, değil mi? Sonra kendini tavuk zanneden kartal, kartal tarafından ikna edildi. Et yedi ve kanatlarını çırpmaya başladı. Fakat yanında fark ettiyseniz ona rehber olan bir kartal vardı. Yani ona bir yön gösteren, onu uyandıran bir kartal vardı. Bir liderlik yapan yanında bir öğretmeni vardı, değil mi? Sonra ona öğretti, bak bu şekilde uçacaksın, beraber uçalım. Çünkü sen yıllardan beri uçmamıştın. Sen kendini sürekli tavuk zannediyordun ve şimdi sen kartal olduğuna inandın. Kanatlarını bu şekilde çırpacaksın. Onunla beraber yükseklerde uçmaya başladı. Ama yanında bir kartal vardı. Yani bir rehberi vardı. Tek başına değildi. Tek başına olsaydı uçamazdı zaten. Çünkü bilmiyor ki. Hani tek başına sen araba sürmeyi öğrenemeyeceğin gibi, hayatında bazı problemleri çözemeyeceğin gibi tek başına o kartal uçamazdı. Uzman olan kartal ona yol gösterdi. Bak dedi, yukarıdan kanatlarını bu şekilde sallayacaksın ve rahmet rüzgarına kendini teslim edeceksin. İstediğin zaman tavşan yiyebilirsin, istediğin zaman tavuk yiyebilirsin, istediğin zaman balık yiyebilirsin. Ona rehberlik yaptı. Bir süre böyle devam etti. Anlatabildim mi sevgili arkadaşlar? Şimdi onun bir öğretmeni vardı. Yani ehliyet alan adamın yanında nasıl bir öğretmen varsa, ona yol gösteriyor, araba sürmeyi öğretiyor ise, onun da bir yanında rehberi vardı sevgili arkadaşlar. Öbür türlü uçmaya kalksaydı tek başına, örneğin ben kartalım dedi ama uçmayı bilmiyor. Çıktı kayaların üzerinden atladı. Uçmayı bilmiyor ama. Bilmediği için ne yapacaktı? Kafasını kıracaktı, değil mi? Kafası kırılırdı çünkü uçmayı bilmiyor. Dolayısıyla bu hikayeden şunu anlamamız lazım. Şimdi bu videoyu izlerken motive olabilirsiniz. Veya sizi birileri motive etmiş olabilir. Bu videonun altında da hocam ben kartalım demeye başladım. Yani bunu bu olabilir. Ama bir rehberin yok. Seni yönlendirecek birisi yok. Sana nasıl kanat çırpacağını söyleyen birisi olmadı. Sen de çıktın 8. kattan atladın. Ne yaparsın? Ne olur? Kolunu kanadını kırarsın, değil mi? Bacağını kırarsın, kafanı kırarsın. Dolayısıyla burada anlatmak istediğim, tamam, motive olabilirsin. Gaza gelmiş olabilirsin. Hemen arkasından doğru bir rehber bulman lazım. Bu uyanıştan sonra nasıl yapılacağını öğrenmen gerekiyor. Nasıl yapılacağını, nasıl çözeceğini öğrenmen gerekiyor. Yanında birisi olması lazım. Çünkü öbür türlü mutlaka zarar edersin. Hani şöyle örnek vereyim. Bak, birisi sana gaz verdi. Tamam. Dedi ki, bak dedi, senin araban var. Burada duruyor. Sen araba sürebilirsin. Hadi bakalım aslanım dedi sana. Sen de gittin çalışan arabaya bindin. Gaza geldin ya, ben araba sürebilirim. Bak arkadaşım söyledi. Veya işte bana filanca gaz verdi, filanca motive etti. Ben bu arabayı sürebilirim dedin.
ve gaza bastım. Ama sürmeyi bilmiyorsun ki. Ne olacak? Elbette kaza yaparsın değil mi? Bilmiyorsun çünkü. Direksiyonu ilk defa çeviriyorsun. Gazın nerede olduğunu bilmiyorsun. Frenin nerede olduğunu bilmiyorsun. Mutlaka bir yere çarpar. Duvarlar yıkarsın. Belki de insanlara zarar verirsin. Veya şöyle düşün. Senin etrafında kimler varsa bu gazla başkalarına zarar verirsin. Sadece kendine değil başkalarına da zarar verirsin. Dolayısıyla seni motive eden insanları doğru anlaman lazım. Veya sana gaz veren, seni canlandırmaya çalışan insanları doğru anlaman gerekiyor. Anlaman gereken şey neydi? Tamam, uyandın, farkına vardın, yüksek farkındalık oluştu. Bir sonraki adım nedir? Oraya odaklan. Bir sonraki adım ne? Biraz önce anlattığım gibi kendini tavuk zanneden kartal uyandı ve uçmayı uzman olan bir kartaldan öğrendi. Öbür türlü kolunu, kanadını kırardı. Zarar verdi kendine. Bazı arkadaşlarımız var değil mi? Hani işle uğraşan, ticaret yapan insanlar veya ticaretle uğraşmak isteyen insanlar var. Onlar genellikle daha önceden ticaretle uğraşmadıysa, tecrübesi yoksa gazla ne yapıyorlar? Zarar ediyorlar. Yanına yaklaşıyor birisi. Diyor ki bak diyor senin bu kadar paran var. Evet. Ben diyor bir iş kapısı buldum. Çok güzel para kazanıyorsun. O işten şu kadar para kazanacaksın. %200 para kazanacaksın. Sarı çizmeli Mehmet Ağa akıl veriyor sana. Tamam mı? Sen de gaza geldin. Gittin. Hiç ticari bilgin yok. Sadece gazla. Sadece bir motivasyonla yatırım yaptın. Sonu ne? Hüsran. Zarar edeceksin. Bak garantisi var. %100 garantisi var. Zarar edeceksin. Neden? Çünkü senin o konuda tecrüben yok. Bilmediğin bir işe girdin. Sadece neyle alakalı? Dolduruşa geldiğinden dolayı, gaza geldiğinden dolayı. Bunu iyi ayırt etmen lazım. Kalbini dinle fakat mantığını da çalıştır. İkisini mantığınla kalbini aynı kefeye koy. O zaman başarılı olursun. Ve şu anda insanların büyük bir kısmı gaza gelerek, dolduruşa gelerek zarar ediyorlar. Bütün her yerde bu şekilde. Hani bir adam iflas ediyorsa gaza gelmiştir. Bir kişi aile kurdu örneğin gaza gelerek, tamam mı? Ya siz birbirinize çok uyuyorsunuz. Hiç de alakası yok. Uymuyorlar birbirine. Çok uyuyorsunuz diye gaza geldin, evlilik hayatı başlattın. Ama seninle aynı inanca sahip değil, aynı düşünceye sahip değil. Farklı kültüre sahipsin. Bir tanesi elma diyor, öbürü armut diyor. Tamamen farklı. Kültürel farklılıklar var. Gazla evlendiğinden dolayı ne olacak? Boşanacaksın. O yüzden evliliklerin çoğu şu anda hüsranla bitiyor değil mi? %50'si istatistiklere göre boşanmayla sonuçlanıyor. Neyle alakalı? Gaza gelerek. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar hep söylüyorum değil mi? Bir haftalık seminere gittin böyle. Bak orada gaza geldin. Onun sana faydası yok. O bir haftalık, iki haftalık seminerin, eğitimin sana faydası yok. Veya bir kitap okudun, oley dedin, uçuyorum dedin, gaza geldin. Bak sonu kötü bitecek. Niye? Mantık yok çünkü. Kalbini kullanıyorsun sadece. Hayallerini kullanıyorsun. Uygulamayı bilmiyorsun çünkü. Sürmeyi bilmiyorsun ki arabayı. Çarpacaksın. Dolayısıyla böyle kalıcı olmayan ne varsa, kalıcı olmayan motivasyon, kalıcı olmayan coşku, tamam mı? Eufori, bunlar seni yanlış yere götürecek. Biz bunları senelerden beri söylüyoruz. Aman gaza gelmeyin. Aman dikkat edin. Dolduruşa gelmeyin. Yani bir adama 40 kere deli deniyorsa, bu adam deli olduğuna inanıyor veya tavuk olduğuna inanıyorsa, bunun tersi de var sevgili arkadaşlar. Sürekli sen yaparsın, sen yaparsın diyerek gaza getirilen insanlar yol yöntemini bilmeden o işi yaparlarsa zarar edecekler. Kesinlikle zarar edecekler. Dolayısıyla kitap okuyarak, seminere katılarak, gaza gelip tekniğini öğrenmeden hareket edersen batacaksın. Çok kötü bir yere gelecek. Kalıcı değişim gerekiyor. Kalıcı değişim içinde öyle bir hafta, iki hafta değil, sünnet-i seniye var. Peygamberimizin sünneti 66 gün. Yani bir davranışı alışkanlık haline getirmek istiyorsan o zaman 66 gün tekrar etmen gerekiyor. Ve bu sadece ancak ve ancak bir rehber eşliğinde oluyor. Yani senin yanında birisi olması gerekiyor. Öbür türlü sadece hüsranla biter. Eğer sen bu gerçeği kabul eder,
beynine yerleştirir, oradan kalbine yerleştirirsen o zaman emin ol sen de hedefine ulaşabilirsin. Sen de arzuladığın o aile huzuruna veya o ulaşmak istediğin bolluğa, berekete, zenginliğe ulaşabilirsin. Bu sadece biraz önce anlattığım yöntemle oluyor sevgili arkadaşlar. Gaza gelmeden, aklını çalıştırarak, mantığını çalıştırarak, yanında bir rehber eşliğinde yol yöntem öğrenerek ondan öyle hedefine ulaşabilirsin. Biz zaten bunları yapıyoruz. Yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza sürekli bu konularda yardımcı oluyoruz. Sen de biraz önce dediğim gibi emin adımlarla step by step sağlam bir şekilde arzuladığın hedefe gitmek istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken bu videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek, ön görüşmede görüşmek dileğiyle hoşça kal.